ne lazımsa yapılacak. Şu andan itibaren ne Sude'nin diğer bu mağdur kadınlardan bir farkı var, ne de Cemal'in diğer şüphelilerden. İyice anlaşıldı mı bu? Nasıl yani? Baba, ne lazımsa yapacağız elbette. Ben daha fazlasını istiyorum yani. Bizden biri böyle çirkin bir suçlamayla karşı karşıyaysa kıllı kırk yarayacağız. Hiç kimseye ekip adamını korudu, kolladı, ayrıcalık yaptı dedirtmeyeceğiz. Suçu yoksa zaten ortaya çıkar. Varsa da cezasını çeker Cemal Efendi. Hepsi bu kadar. Neydi bu şimdi? Kızın bir ifadesiyle yakıyor muyuz Cemal? Öyle mi demek istedi Rıza baba? Öyle demedi kardeşim. Yanarsa yanar dedi. Şimdi biz kıza inandık mı yani? Oraları geçin ya. Gerçek neyse onu kovalayın dedi. Ben önce kadına inanırım. Suçu olmayan adam da bir zahmet kendisini inandıracak. İşimiz zor abi. Zor tabii. Arkadaşlar, Rıza babanın emridir. Evde dolap, duvar, döşeme, incik, boncuk ne varsa her yerden örnek topluyoruz, tamam mı? Çarşaflar, havlular, ıslak yüzeyler özellikle kontrol edilsin arkadaşlar. Hiçbir detayı atlamayalım bakın. Sonra dosyada eksik olursa mahcup oluruz. Merak etmeyin komiserim, başladık bile. Bunu da kaldırın, tamam mı? Tamam komiserim. Burada bir arbede olmuş. Bak, kan izleri var. Değil mi? Yani toparlamaya çalışmışlar ama izleri var. Belki de eve geldi. Sude'ye saldırdı. Saçmalama. Cemal yapar mı öyle şey? İnanıyor musun bana sahiden? Yani ben gördüğümü söylüyorum Arda. Bu evde bir şey yaşandığı belli. Ve gördüğümüz kadarıyla Sude'nin ifadeleriyle uyuşuyor. Tamam da düzenlenmiş olay yeri diye bir şey var arkadaşlar. Kim olursa olsun bir kadına bunu yaşatan cezasını çekmeli. Çeksin tabii. Ama Cemal adam değil. Ya saçma sapan konuşmayın. Arkadaşımızdan bahsediyoruz ya. Biraz daha dikkatli konuşun. Girdiler mi sorguya? Başladılar az önce. Nasıl Cemal'in durumu? Bilemiyoruz. Birazdan belli olacak Arda'cığım. Sen nasılsın Ezgi? Bilmiyorum. Bekliyorum. Onlar ne? Sude'nin evinden çıkanlar. Detaylı incelemeyi olay yeri yapıyor komiserim. Cihazları da biz inceleyeceğiz. İyi, iyi. Bir şeyi kaçırmayalım gözden, aman. Biz şunları bir çıkartalım. Var mı bir ihtiyacı? Yok canım, sağ ol. Emin misin? Hı. Hadi gel biz gidelim. Vücut sıvısı ya da saç örneği bulunmamış vücutta. Cemal'le ilgili orada bir eşleşme yok. Ama işte. Sude'yi zaten banyoya sokmuş. İfadesini öyle verdi. Delilleri temizlemek için yani. Öyle mi? Bu dosyayı gören herkes aynı şeyi düşünür. Çok zor değil mi artık? Yani... Cemal'in işi artık daha da zor. Olamaz abi ya. Tamam, şikayet var, rapor var, aleyhde ifade var. Ama Cemal'i de biliyoruz. Bunları yapacak adam değil ki. Orası öyle ama hastane raporlarını gördük. Her şey Cemal'in aleyhine. Kaldı ki Cemal de kendinden emin değil. Hatırlamıyorum diyor. Bu durumda biz ona nasıl inanabiliriz? Yapmayın ne olur ya. Cemal bu. Ekipten arkadaşımız, kardeşimiz. Hatırlamıyorum demesi kötü oldu. Keşke... baştan inkar etseydi. Abi belki gerçekten de hatırlamıyordur. Doğrusu neyse onu söyledi işte. Cemal bu ya. Günümüz gecemiz karışmış. Canıma emanet etmişim. Ya bu kadar kolay sırt çevirmek yakışıyor mu bize? Ardacığım, kimseye sırt çevirdiğimiz yok bizim. Anlayıp dinemeden savcılığa gönderdik. O da vazgeçti ama. Biraz diretseydi.
Yapmadım deseydi Rıza baba bırakmazdı. Bence tam tersi. Biz onu bıraktık. Onunla inanacak hiçbir şey kalmadı işte. Bu olayda Cemal'i kayırmak ona yapacağımız en büyük kötülük olur ha. Mesnetsiz dahi olsa ortada mühim bir iddia var. Ve biz neye inanırsak inanalım Cemal'in bir şüpheli gibi muamele görmesi gerekiyor. Eğer sırf bizden diye kıyak geçseydik o zaman belki soruşturmadan yırtardı ama üzerinde şaibe kalırdı. Can sıkıcı bir durum ama aklanacaksa böyle aklanacak. Cemal akıllı çocuktur ya, şimdi kızsa da ileride anlar. Sinan, bu iş çok daha acil. Ölüm kalım meselesi. Cemal'in başına gelenleri biliyorsun. Üzerinde berbat bir iftira var. Ve biz onun suçsuz olduğunu kanıtlamamız lazım. Cemal komiserin aklanmasını ben de isterim de ben ne yapabilirim ki? Bak şimdi, senden bunların hepsini incelemeni istiyorum. Bunlar Sude'nin kullandığı cihazlar. Sude olay gecesi Cemal'in kendine mesaj attığını iddia ediyor ya. Cemal gerçekten attı mı atmadı mı öğrenmemiz lazım. İşte sen burada devreye giriyorsun. Şu mail hesaplarını ve bütün yazışmaları kontrol et. Sosyal medya hesaplarını da tara. Ve bize Cemal'i kurtarabilecek bir şeyler bul. Ne olur. Ama Arda, mahkeme kararı yok. Müdürlerimden de emir almadım. Şimdilik aramızda kalsın Sinem. Baktık bir şeyler buluyoruz. O zaman herkese haber veririz. Hadi yap kıyağını, hallet şu işi ne olur. Kızım benim için değil, Cemal için yani. İyi tamam, peki elimden geleni yapacağım. Harikasın. Bu yazışmalar işimize yaramaz Arda. Aksine başımızı derde sokar. Anlamıyorum ya, bunlar ne ara bu kadar konuştu? Vallahi ben de şaşkınım. Cemal bayağı sıkıştırmış kızı. Buluşmak için zorlamış, tehdit etmiş. Ya deli saçması bunlar. Bence de saçma ama yazışmalar ortada yani. Tüm bu mesajların Cemal'in numarasından gittiğine emin misin? Öyle görünüyor. Olamaz böyle bir şey ya. Çok saçma bu ya. Heh, dur. Dur bakayım. 2 gün önce sabah 11'deki mesaj bu. Bak, Cemal. Hı. Güya Sude'ye mesaj atmış. Hı. Benim olacaksın demiş. Evet, görüyorum. Bu imkansız. Biz o saatte operasyondaydık. O operasyonun ortasında Cemal silahı bırakıyor, Sude'ye mesaj mı atıyor? İmkanı yok, yan yanaydık çünkü. İyi, tamam, peki. Savcıya bunu nasıl inandıracağız? Bir şey soracağım. Peki bu telefon uzaktan hacklenmiş olabilir mi? Yani çok zor. Ama imkansız değil, değil mi? Ya değil tabii de çok iyi bir hacker'ın bunu yapmış olması lazım. Ya da Cemal'in telefonuna fiziksel ilişimi olan biri onun yerine mesajlaşmıştır. Yani dediğim gibi sahiden hacklendiyse de çok zor bunu kanıtlamak. Olsun, bir yerden başlarız. Gel bunu müdürlere anlatalım. Evet. Rıza baba, dünden beri Sinem'le beraber çalışıyoruz. Hepsi de Cemal için. Anlatın bakalım. Neymiş şu yakaladığınız önemli detay? Bir ipucu yakaladık. Daha doğrusu bir tuhaflık. Hatırlarsanız Sude bize Cemal'in kendisine attığı mesajları delil olarak sunmuştu. Ne? Cemal'in kendisini rahatsız ettiğini bu mesajlar sayesinde iddia etti. Ancak fark etti ki o mesajları Cemal atmış olamaz. Ama hepsi Cemal'in numarasından yollanmış. Hepsi fake abi. İnanmıyorsanız Sinem'e sorun. Doğru müdürüm. Tüm verilerle oynanmış. Ya adam akıllı, açıklayın o zaman. Nasıl olmuş bu? Vallahi nasılını biz de bilemiyoruz. Hayda. Ya abi. Ama Cemal geçen hafta bizde operasyondayken nasıl yaptıysa aynı anda Sude'ye mesaj atmış. Aynı şekilde bir gün sonra Cemal'le ikimiz herifin birinin sorgusundayken güya yine Sude'ye mesaj atmış. Ya yan yanaydık müdürüm, adım gibi eminim. Bir kez bile telefonunu almadı elini. Peki bu mesajlar Cemal'e ait olamaz mı diyorsun ya? Evet Rıza baba. Yani mahkemede işimize yarar mı bilmiyorum ama. Muhakkak işe yarar tabii. İyi çalışmışsınız, aferin size. Sinem, çözdün mü mesajları? Evet komiserim. Cemal'in kullandığı mesaj programı bu. Sude bir hacker'ın yardımıyla Cemal'in profilini ve numarasını kullanmış. Cemal mesaj atıyor gibi kendine mesaj atmış büyük ihtimalle. Kızım şunu doğru dürüst anlat ya. Aslında mesajlar başka bir numaradan Cemal'in telefon numarasına yönlendirilmiş komiserim. O yüzden de Cemal atmış gibi görünüyor. Sonuç olarak Cemal'in yazmadığına emin miyiz yani bu mesajları? Siber suçlardaki bütün arkadaşlarla görüştüm müdürüm. Bu yöntemle çok insanın başına bela açmışlar. Arda'nın haklı olduğu ortaya çıktı böylece. Bu durumda Cemal hakkındaki tek şüphe de ortadan kalkmış oldu. Adama boşuna yüklendik yani. Biz gereğini yaptık çocuklar. Cemal de alnının akıyla gelir, yerine oturur. Tamam mı?